Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tutacak çalışması yapmak istiyorum. Şöyle cıvıl cıvıl hoş rengi olan tutacağımızı dilerseniz günlük hayatta dilerseniz çeyizlerinizi süslemek amaçlı kullanabilirsiniz. Evet orta kısmından başlayarak örüyoruz. Artışlarımızı yaptıktan sonra görmüş olduğumuz pembe kenar çevresini ve son olarak ara bağlantısını yaptıktan sonra... E, tutacağımızı tamamlıyoruz. Dilediğiniz marka ve renkteki iplerle örebilirsiniz. Ben bunu lif ile çalıştım. Sizler patik ipiyle, normal bebe ipleriyle dilediğiniz her türlü iplerle çalışabilirsiniz. Evet, kullanacağınız ipe uygun da tığımızı seçtiğiniz takdirde örgünüz çok çok güzel olacaktır. Ben 3 numaralı tığımla bu lif ipimi çalıştım ve görmüş olduğunuz tutacağımızı tamamladım evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 birinci zincirimin içerisine girerek bir küçük halka yapıyorum bir tane zincirimi çekip halkamı kapatıyorum ve ilmeğimi fıstık yapmak için uzatıyorum ve 4 defa sararak fıstığımı çalışıyorum buradaki ilmeğimiz 1 değil başını doladıklarımızla birlikte saymaya başlıyoruz 1 2 3 4 4 tane fıstığımı fıstığım için ilmeğimi uzattım sonrasında bakınız şöyle alttan tutuyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum biraz önceki uzattığım ilmeklerimin arasından geçiriyorum ve buradan ipimi alarak kapatıyorum fıstığımı bir tane zincirimi çekiyorum ve ikinci bir zinciri ilave ediyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 defa çekiyorum elimi tutuyorum hem ipimi hem de buradaki tığımı kavuruyorum şu şekilde içinden geçiyorum ilmeklerimin ipimi alarak kapatıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 3 ve 4 tutuyorum geçiyorum içerisinden kapatıyorum 1 ve iki tane zincirimi çekerek toplamda 6 tane fıstığımı örüyorum toplamda 6 tane fıstığımı çalışarak geldim üzerine 2 tane zincirimi çektim şimdi birinci sıramızı kapatıp ikinci sıramıza başlayabiliriz hemen bu tepe noktasında bakınız kapadığımız yerde minik bir göz olacak şöyle bakın minik bir göz bu gözün içerisine giriyorum şöyle ilmeğimi geçiriyorum daha sonra iki zincir çektiğim yere tığımın başını girdiriyorum alttan ipimi alıyorum, şöyle ilmeğimi kaydırarak geçiriyorum ve uzatıyorum. Başıyorum yeniden fıstık yapmaya. Bu kez her bir araya iki tane fıstık çalışacağız. Dört defa doldurulmuş. Çekiyorum, kapatıyorum bir ve iki. Tığımın başını doluyorum bir, iki. 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2. Bakınız araya 2 tane fıstığımı ördüm. Şimdi diğer araya tığımın başını doluyorum. Şuradaki 2 zincir çektiğimiz yere giriyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden 4 defa dolayarak aldım fıstığımı örüyorum. Her yuvaya iki tane fıstığımızı yapıyoruz. Kapadıktan sonra da iki tane zincirimizi çekiyoruz. Başa kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramızın başına kadar geldik. Çifter çifter ördük. Bakınız 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 oldu. Şimdi rengimizin değişimini yapalım artık pembemizi burada tamamlıyoruz. Şu şekilde ilk fıstığımızın tepesine gelerek önce batıyorum. Beyazımla geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlmeğimi aldıktan sonra bakın önce ilmeğimi geçirdim. Zincirimle sabitliyorum ve buradan pembe ipimi artık kesiyorum. Beyazımla örmeye başlıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum zincirimin içerisine her iki fıstık içerisine ilmeğimi kaydırıyorum ve uzatıyorum buradan doldurmaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 aynı şekilde içerisinden geçip kapatıyorum iki tane zincirimi çektikten sonra bu bölüme 3 tane beyaz fıstığımı dolduruyorum her biri 4 defada çekilerek alınmış iki tane de zincir yeniden üçüncü kez giriyorum 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincir bakınız buradaki ikişer fıstığımızın tam içine aralarına değil tam içerisine üç tane beyaz fıstığımız ördüm ikinciyi de birlikte yapalım giriyorum araya bakınız buraya batmıyorum araya giriyorum bir de iki oldu şu an 3 tane fıstığımız oldu. Artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. 1 ve 2 zincir. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum 2 zincir. Bir tane daha. 4 defa sarıyorum, çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincir iki tane e, beyaz rengimizde üçer üçer fıstığımızı grubumuzun içerisine tamamladık ve bir sonra da yine aynı iki tane fıstığımızın içerisine girerek örüyoruz ve sıramızın başına kadar üçer beyaz fıstık örerek ilerliyoruz Evet beyaz sıralarımızın hepsini tamamlayarak geldim iki tane zincirimi çekmiştim geçişimi yapıyorum İlk fıstığımın tepesindeki minik göz var. Şurası bakınız şöyle kaldırdığınız zaman göreceksiniz. Oraya tığımın ucunu girdiriyorum. Ilmeğimi kaydırma tekniğiyle alıyorum. Daha sonra zincirimin içerisine geçerek yeniden ilmeğimi kaydırarak zincir içerisine geçişimi yapıyorum. Uzatıyorum ve fıstıklarımı yeniden çalışmaya başlıyorum. 1 2 3 4. 4 defa da çekiyorum. Kapatıyorum. 1 İki tane zincirimi çekiyorum. Şurada tam ortada duran fıstığımın tepesine girerek iki tane yeni fıstık çalışması yapıyorum. Bakınız, üç fıstığımızın zincirlerini sağda ve solda birer fıstık yapıyoruz. Ortadaki buradaki fıstığımın üzerine ise iki tane fıstık yapıyorum. Gidiyorum tepeye. Bir, iki, üç, dört. Böylelikle dört tane fıstık sayısına ulaşmış oluyor iki zincirimi çekiyorum. Yine aynı tepeye giriyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum 1 ve 2. Evet, tam tepeye 2 tane fıstığımı çalıştım. Şöyle görelim. Şimdi yandaki zincirimin içerisine bir tane daha fıstık çalışıyorum ve toplamda bu dilimimizde yani bu sıramızda 4 tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. 1 de 2 3 4 şeklinde artışımızı yaptık. Hemen yan tarafa geçiş yapıyorum. 2 3 ve 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Yeniden ikinci dilimimin içerisine geçiyorum. Bir tane fıstığımı çalıştıktan sonra Ortadaki fıstığın tepesine iki tane fıstık çalışıyorum. Bir, iki, üç, dört. Çekiyorum. Bir, iki. Aynı yere ikinci fıstığımı çalışıyorum. İki, üç, dört. Çekiyorum. Kapatıyorum. Zincirlerimi çektim. Diğer tarafa dördüncü fıstığımı da çalıştıktan sonra bu sıramızın hepsini aynı işlemlerimizi yaparak tamamlıyoruz. Bu sıramızda dörder fıstığımız oldu. Evet sıramızın başına kadar ilerleyelim. Yeniden sıra başına geldik. Şu şekilde bakınız. Dörder dörder fıstıklarımız oldu. İkisi ortada birer birer de yanda. Şimdi yeni sıramıza başlayalım. İki zincirimizi çekmiştik. Fıstığımın tepe noktasındaki bölüme giriyorum. Yuvarlak yere bakınız. Tığımın başına girdiriyorum. İpimi alıyorum geçiriyorum yuvarlağın içerisinden ve ilmeğimden de geçirerek kaydırma tekniğini yapıyorum tekrar zincir içerisine giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimden geçiriyorum ve zincirin bulunduğu noktaya geliyorum buradan itibaren ilk fıstığımı çalışmaya başlıyorum uzatıyorum 1 2 3 ve 4 kapatıyorum 1 2 tane zincir. Bu kez ortadaki bakınız 2 tane fıstığımızın bulunduğu yer vardı. Burada 3 tane fıstık çalışıyoruz. Gidiyorum. Şuraya 3 tane fıstık. 1, 2, 3, 4 Birinciyi yaptım. Açıldı. Hemen yeniden yapıyorum. 1, 2, 3, 4 Çekiyorum. Kapatıyorum. İki tane zincir çektim. İlk fıstığım tamamlandı. Aynı yere ikinci fıstığımı çalışıyorum. 2 3 ve 4 Kapatıyorum. İki zincir. İkinciyi de tamamladım. Üçüncü fıstığım için yeniden aynı yuvaya girişimi yaptım. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincir. Bakınız iki tane fıstık içerisine üç tane fıstığımı doldurdum. Bir tane de sağ tarafına doldurmuştum. Şimdi dıştaki sola da bir tane daha çalışıyorum ve toplamda burada beş tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çektikten sonra yandaki sıraya da aynı işlemimi yaparak ilerliyorum birlikte geçişimizi yapalım tığımın başını dolayıp direkt zincir içerisine geçiyorum İlk fıstığımı çalıştım 1 2 ve araya giriyorum iki fıstığın arasına 3 tane fıstığım için hemen çalışmaya başlıyorum bütün dilimler birbirinin aynısı olduğu için bir tanesini yaptığımız zaman diğerlerinde de aynı işlemimizi devam ettireceğiz 1 2 sol tarafına da bir tane 3 ve 4 1 2 Evet şöyle görelim 5'er fıstık sayısına ulaştık şundan bakmanız istiyorum 2 3 4 ve 5 oldu. Araya 3 tane fıstığımızı çalıştık. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Tekrar sıramızın başındayız. 2 tane zincirimizi çekmiştik. Yine aynı şekilde ilk fıstığımızın tepesine batarak geçişimizi yapıyoruz. Zincirimizin içerisine yeniden geçişimizi yaptıktan sonra ilmeğimizi uzatarak ilk fıstığımızı bu noktada çalışıyoruz. 1 2 3 ve 4 çekiyorum 1 2 hemen bu kısma şuradaki görmüş olduğumuz kısma iki tane fıstık çalışıyoruz ortadaki merkez durumunda bulunan 3 fıstığımızın hemen yanındakine iki tane fıstık tepeye bir tane ve diğer yanına da iki tane fıstık yapma şekliyle bu sıramızdaki artışımızı tamamlayacağız bir fıstığımı yaptım 3 tanenin ilk yanına iki tane fıstığımı çalışıyorum 2 3 ve 4 kapatıyorum bir iki tane zincir aynı yere ikinci fıstığımı çalışıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çektim bakınız 3 fıstığımızın hemen sağ tarafına iki tane fıstığımı çalıştım buradaki ayrı tek devam eden fıstığımı ise daha önce çalışmıştım birinci fıstık 2 ve 3. Yuvaya 2 tane çalıştım. Şimdi tepe noktasına 1 tane fıstığımı çalışıyorum. Giriyorum. 1 2 3 4. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 ve 2. Sol tarafına yine burada çalıştığım gibi 2 tane fıstığı da bu kısma çalışıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum. 1 2 Aynı yuva içerisine girerek 1 2 3 ve 4 Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 tane zincir ve son olarak dilimin son bölümüne bir tane daha kapalı fıstığımı çalışıyorum. 2 3 4 Hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum iki tane zincir şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım şu şekilde toparlarsak çok daha güzel olacak bakınız Evet bölümümüzde 1 2 3 4 beş tane fıstığımız vardı bir alt sırada hemen ilk fıstık arasına bir fıstık olarak giriyorum İki fıstığın arasına girerek yani üç tane fıstığımın şuradaki araya girerek iki fıstık örüyorum tam tepe noktasına bir tane fıstık sol tarafına da iki fıstığım örüyorum şöyle görelim Kenarlarda ise birer tane fıstık toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. Ve bu şekilde diğer dilimlerimizi de tamamlayarak son noktada görüşelim. Şöyle tekrar görmenizi istiyorum. Yakında bir fıstık hemen üç tane fıstığımızın ilk boşluğuna iki fıstık ortadakinin tepesine ve diğer yanına bir kenardaki bölümümüze yapıyorum. Geçişimizi aynı şekilde tekrar ederek ilerliyoruz. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şöyle görelim bakınız. 7 fıstıkla tamamladık. Elimle tutayım altından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve yeteri ölçüye ulaştık. Şimdi 2 zincirimle tepe noktasına geçiyorum ilk fıstığımın ilmeğimi geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum. Tutacağım için yeterli ölçü oldu. İpimi buradan kesiyorum. Evet, şimdi kenar tığlamasını çalışmaya başlayabiliriz. Yeniden pembe ipimi alıyorum ama öncesinde şöyle görelim bakınız. Gayet güzel oldu. Diğer parçayı daha önceden çalışmıştım. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi kenarındaki görmüş olduğumuz bu bölümleri, her bir dilim arasındaki bölümlerimizi ve dış çevre kenarı tığlamasını birlikte çalışacağız. Öyle çerçeveye alındığı zaman çok daha hoş görülmekte. Evet hemen tığlama işlemine başlıyorum. Şuradan zincirlerimizin bulunduğu bölüm vardı. Şöyle işlemleri yapacağımız yer için. Bakın zincirlerimizin olduğu bölümümüzün bulunduğu noktaya geliyorum. En üstteki zincirin birisine sabitliyorum ve bir tane zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra ardından devam ediyorum. 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir aşağıda bulunan bakınız bir aşağıdaki zinciri şöyle altından giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bakınız. Eliniz alışınca direkt e, ilerleyeceksiniz. Şöyle batıyorum. Alttan giriyorum, üstten kapatıyorum. 1 2 3. Eliniz sıkıysa 4 tane olarak da çekebilirsiniz. Diğer zincirime giriyorum. 1 2 3. Pembe olan bakınız. Pembe sıradaki zincirmede geçişimi yapıyorum. 1 2 3 yine pembeden de 3 tane zincirimi çekiyorum Üçer zincir çekerek aşağıya kadar indim 1 2 3 4 pembemiz 5. Evet pembemizde de yine zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum bu kez şu yan taraftan aynı işlemimizi tekrar ediyoruz biraz önce yukarıdan aşağı inmiştim şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum çekmiş olduğum zincirimi hemen beyazıma atıyorum 1 2 3 üst sıraya geçiyorum 1 2 3 bir üst sıraya geçiyorum 1 2 3 en üst sıraya geçiyorum ve bağlanıyorum bakınız ilk ara dilim çalışmamızı yaptık yani dilimler arası ilk sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi şuradaki görmüş olduğumuz bölüme batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum önce. Zincir içerisine geçiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bu batmış olduğum yerin ardına girerek kapatıyorum ve bir tane kirpiğimizi oluşturuyorum. Ve tekrar şöyle buradaki görmüş olduğum araya geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ardına gelerek batıyorum bir ilerideki iki zincir içerisine giriyorum bir iki üç zincir çekiyorum ardına batıyorum eğer eliniz sıkıysa e, kasma yapacaktır araya geçerken bir tane zincir çekebilirsiniz eliniz sıkıysa bu şekilde örüyorsanız herhangi bir şeye gerek yok bakınız kepiğimi kapadıktan sonra yeni bölüme geçerek batıyorum 1 2 3 zincir çekip batmış olduğum yerin ardına giriyorum tekrar ileriye batıyorum 1 2 3 ardına batıyorum bir sonraki zincir içerisine giriyorum 1 2 3 ardına giriyorum ve batıyorum ve birinci dilimimizin kenar tığlamalarına kirpiklerimizin bulunduğu yeri bu şekilde çalıştım şimdi yan taraftaki bölümüme geliyorum şu kısma bakınız batıyorum 1, 2, 3 tane zincir çekerek hemen basamak basamak alt kısma iniyoruz. 1, 2, 3. İkinci zincir yuvasını alttan giriyorum. Üstten kapatıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki zincire 1, 2, 3. Pembemizi. Tığımız zaten bulacaktır. Hiç merak etmeyin. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu kez yönümü çeviriyorum. Bu taraftan batmaya başlıyorum. 1 2 3 aşağıdan yukarıya doğru çıkışımızı yapıyoruz şu an. 1 2 3 1 2 3 Yukarıya çıktım. Ve şu şekilde bir tane zincir çekip gelerek batıyorum. 1 2 3 ikinci dilimime başlıyorum. İlerliyorum. Her zincirime batıyorum. 3 zincir çekip batmış olduğum yerin ardına giriyorum. 1-2-3 ardına batıyorum ilerliyorum Eliniz sıkıysa geçişlerde yani şu geçişlerde şöyle bir tane zincir Çekebilirsiniz eliniz sıkıysa Tutacağımız toparlaması 1-2-3 Batıyorum ve yine son Bölüme geldim Zincirlerimi çekiyorum 1-2-3 tutuyorum yan her zincir içerisine alttan girip batıyorum ve bu şekilde sıramı her dilimlerimin arasına girerek tamamlıyorum dilim aralarımızı üçer zincir çekerek birleştirdim ve üzerlerinin kirpiklerini ördüm şimdi en son bölümümüze geldik bir iki tane zincirimizi çekelim başlangıç noktamıza gelerek batalım tam her iki Şuradaki gördümüş olduğumuz pembemizin ortasına geçerek batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Buradan artık tutacaklarımızı birbirine bağlamak için fıstığımı çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. tekrar uzatıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum. Kapatıyorum, bir tane zincir, tekrar uzatıyorum, bir, dörder dörder dolduralım, bir zincirimizi çekip ilmeğimizi uzatalım ve bu şekilde istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar fıstığımızı uzatıp değer tutacağımıza birleştirelim. Şimdi ben yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ediyorum. Yeterli ölçüye ulaşana kadar ördüm. Şöyle epeyce bir uzun. Diğer ucunda şu iki tane pembemin arasını bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Şöyle geçiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine fıstığımın bu şuradaki zincir çektiğim yere girerek tekrar diğer tarafa bir daha batıyorum. Sağlam olmasını sağlıyorum. Bir zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan keserek iç kısma doğru gizliyorum. Evet, şöyle tutacağımızı birbirine bağlantısını kurduk. İpimizi gizleyelim. İpimi de temizledikten sonra tutacağım, kullanıma hazır hale geldi. Şöyle görelim. Evet, hoş güzel bir çalışma oldu. Dilediğiniz renklerle mutfaklarımızı ve çeyizlerimizi süsleyebilirsiniz. Evet. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.